Bir düşünün. Her türlü hava koşulunda giyebileceğiniz hafif bir ceket, işe gidiş yolunda size kızarmış ekmek hazırlayan taşınabilir cihazlar, bileğinize sarabileceğiniz akıllı telefonlar, sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi değil mi? Fakat çok yakın bir gelecekte bu gerçek olacak. Güneş boyası. Yakında evler inşa edilirken yapının bir parçası haline getirilmiş yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak. Çözüm güneş enerjisi. Günümüzde hedef bu teknolojiyi ekonomik ve kullanımı kolay hale getirmek. Özel güneş boyası güneş ışığını emecek ve onu kullanabileceğiniz enerjiye dönüştürecek. Sanal gerçeklik. Şu anda sadece görüntülerden ve seslerden oluşuyor. Yine de gerçek bir şeymiş gibi geliyor. Bir de sanal gerçeklikteki şeylere dokunabileceğinizi düşünsenize. Özel eldivenler sayesinde bu mümkün olacak. Bu eldivenler ellerinizi ve parmak hareketlerinizi kısıtlayacak. Siz de gerçek bir cisme dokunur gibi hissedeceksiniz. Bu seçenek oyunları çok daha eğlenceli hale getirecek. Müze sergilerine çok daha yakından bakmanızı da sağlayacak. Akıllı alışveriş. Sanal ya da artırılmış gerçekliği devinin ve uçan dronların süratiyle birleştirirseniz geleceğin alışveriş deneyimini elde edersiniz. Satın almak istediğiniz ürünün tam boyutlu bir örneğini görebileceksiniz. Sanal gerçeklik ona dokunup size uygun olup olmadığını anlamanızı sağlayacak. Her şey tamamsa dronlar satın aldıklarınızı çabucak size teslim edecek. 4 mevsimlik ceket. Ağır kışlık montlara son. Soğuk bir sabah evden sıkı sıkı sarınarak çıkıp günün geri kalanında güneş batana kadar ter dökmekten kurtuluyorsunuz. Hafif bir ceket dışarıdaki sıcaklığı takip edecek. İçindeki özel ısıtma öğelerini çalıştırarak vücudunuzu soğuktan koruyacak. Akıllı aletler. Kullandığınız tüm cihazlar koordine edilecek yaşam tarzınıza uyum sağlayacak. Sabah uyanıyorsunuz ve telefonunuzun alarmını kapatıyorsunuz. Jalüzileriniz odanızı yavaş yavaş aydınlatıyor. Bir kahve makinesi harekete geçiyor. İşten eve dönmek için araba kullanırken klimanız arabanızdan sinyal alıp evinizi ısıtmaya ya da serinletmeye başlıyor. Giriş kapısını açar açmaz en sevdiğiniz şarkı çalıyor. Yanınızda taşıyabileceğiniz ekmek kızartma makinesi. Bu alet kör bir bıçak gibi görünecek. Bir dilim ekmek alıp kızartma makinesinin üstüne sürün. İşte ekmeğiniz anında kızardı. Üstelik kırıntı derdi de yok. Besinleri analiz eden tabaklar. Akıllı tabaklar yemeğinizde kaç kalori olduğunu ve beslenmenize uyup uymadığınızı tespit edecek. Bu bilgiyi bir özel ajana yani akıllı telefonunuzdaki uygulamaya gönderecek. Bu uygulama sağlık durumunuzu takip edecek. Ayrıca fazla kilolardan kurtulma yolunda gösterdiğiniz gelişmeyi de takip edecek. Evet, tabağını size ihbar edecek. Belki bunu bir daha düşünmek istersiniz. 3 boyutlu gıda yazıcısı. Yemek pişirmeyi sevmiyorsanız kendinize 3 boyutlu bir yazıcı alın. Bu yazıcı size hayal edebileceğiniz her yemeği hazırlar ve gerekli besin maddeleriyle doldurur. Kalori alımınızı kontrol altında tutmanıza da yardımcı olur. Şöyle 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış dumanı üstünde bir kap keken edersiniz. Yapay et. 300 bin doların üzerinde. Dünyadaki en pahalı hamburgerin fiyatı bu. Bu burger laboratuvarda yetiştirilen etten yapıldı. Gelecekte et üretim işlemi optimize edilecek. Bu da laboratuvarda yetiştirilen ürünleri ucuzlatacak. Bu işlem insanlara ucuz gıdalar sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda zararlı emisyonları da azaltacak. Daha da akıllı telefonlar. Yapay zeka her geçen gün daha da akıllanmakla kalmıyor. Gitgide daha da küçülüyor. Yani yapay zeka çipleri minicik olacak. Akıllı telefonlara kolayca takılarak cihazınızı çok güçlü hale getirecek. Kullanımı kolay akıllı telefonlar. Büyük ihtimalle çok yakın bir gelecekte akıllı telefonunuzu bileğinize takacaksınız. Bükülebilen ekranı bu harika özelliği mümkün kılacak. Hatta bazı ekranlar kırılmadan esneyebilecek. Radyo dalgası şarj aletleri. Kablosuz şarj iyi bir şey fakat yine de telefonunuzun bir süre bir yerde durması gerekiyor. Yeni teknolojiler radyo dalgalarının belirli bir türünü temel alacak. Cihazlarınızı günümüzde yönlendiricilerin Wi-Fi sağlaması kadar kolay bir şekilde şarj edecek. Taşınabilen yazıcılar ve tarayıcılar. Gelecekte tarayıcılar tükenmez kalemlere ya da büyük keçeli kalemlere benzeyecek. Bunlardan birini yazılı bir metnin üstünde gezdireceksiniz ve o cihaz tüm veriyi kaydedecek. Benzer boyutlardaki başka bir cihaz da taranan görselin bir kopyasını hazırlayacak. Metin elle yazıldıysa bu alet en okunaksız karalamayı bile deşifre edebilecek. Doktorların gerildiğini görebiliyorum. Durun durun, bu iyi bir şey arkadaşlar. Vactrain. Bu sözcük vakum trenlerinin kısaltmasıdır. Vakum trenleri yerin derinliklerindeki havasız tünellerde çalışacak. Manyetik kaldırma gücü onları ileriye doğru itecek. Günümüzdeki uçaklardan daha hızlı olacaklar. Öyle ki vakum treninin hızı ses hızının 5 katı olacak. Akıllı araba lastikleri. Teknoloji harikası lastiklerde içlerine takılmış algılayıcılar olacak. Lastik değiştirme zamanı gelince veya bir sorun varsa sürücüleri uyaracak. Bu algılayıcılar yol şartlarını, diş aşınmasını, şişkinliği kontrol edecek. Bunların hepsi yararlı şeyler.
son derece hızlı elektrikli araba şarj cihazları. Elektrikli arabaların yakın gelecekte de var olacağı kesin. Fakat araba aküsünün kurumasından korkmanıza gerek yok. Yeni şarj istasyonları şarj etme işlemini 10 misli hızlandıracak en yeni teknolojileri kullanacak. Birkaç saniye şarj edeceksiniz ve işe gitmeye hazırsınız. Çim kesme robotu. Yapmanız gereken tek şey özel işaretler belirlemek. Bu işaretler sınırları gösterir ve o çalışkan dostunuzun komşularınıza kaçmasını engeller. Sonra onu kendi başına bırakabilirsiniz. Programladığınız şekilde çimleri keser. Hızlı çevirmen. Dünyadaki bütün dilleri öğrenmeniz mümkün değil ama akıllı telefonunuz bunu yapabilir. Mikrofonlu özel kulaklıklarınız olacak. Bu kulaklık insanların konuşmalarını anlayıp söyledikleri her şeyi çevirecek. Aerodram. İlgi çekici bir şarkıyı dinlerken parmaklarınızla tempo tutmayı istediğiniz oldu mu? Eminim olmuştur. Gelecekte hareketi algılayan bagetleri kullanarak müzik yapabileceksiniz. Bu davulcuların alıştırma yapması için harika ve sessiz bir yol olacak. Kendi kendine giden bavul. Artık bavulunuzu kaybetme riskiniz yok. O gittiğiniz her yerde sizi kendisi takip edecek. Çantanız konumunuzu takip edip engellerden ve başka insanlardan uzak duracak. Bavulunuzda bir de GPS vericisi olacak. Böyle bir sorun yaşanırsa bu verici sayesinde onu bulabileceksiniz. Ne harika olurdu biliyor musunuz? Elleri değmişken biraz ses falan ekleseler de bavulunuz size yetişince "Bana baksana, bir şey unutmadın mı?" ya da "Birader, iç çamaşırların burada." gibi şeyler söylese. Kuantum bilgisayarlar. Kısa süre önce bir kuantum bilgisayar en iyi klasik bilgisayarın 10 bin yılda üstesinden gelebileceği bir görevi halletti. Üstelik bu işlem pek uzun sürmedi. Fakat daha bu yolculuğun başındayız. Gelecekteki kuantum bilgisayarların neler yapabileceğini bir düşünün. Süper güvenli internet. Kuantum bilgi kodlaması son derece zor bir süreçtir. Ancak bilgiyi %100 güvenli bir şekilde aktarmayı sağlayabilir. İnterneti hiç olmadığı kadar güvenli hale getirecek mükemmel fırsatlar yaratacaktır. Yaşlanmaya karşı tedavi. Modern bilim yaşlanma sürecinin ardında ne olduğunu bulmak üzere. Yeni keşifler insanları sonsuza dek yaşatmasa da onların daha uzun süre genç ve sağlıklı kalmasını sağlayacak. Beyin bilgisayar teknolojileri. Mouse ve bilgisayar klavyesini unutun. Sadece bilim kurgu filmlerinde görebildiğiniz şey şu anda yapım aşamasında. Zihinle kontrol teknolojisinden bahsediyorum. Süper. Bir işlevi düşüneceksiniz ve hemen çalışmaya başlayacak. Bu kesinlikle ürkütücü bir şey. Pekala, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka harika videolar da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.